Herkese merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar hiç beklemediğiniz bir şekilde videoyu açıyorum. Taşınıyoruz arkadaşlar. Bu bir taşıma videosu olacak. Şöyle mutfağı toparlamaya başladım bile. Öncesinde şöyle göstereyim. Toparladık. Şuraya koydum ben. Böyle yazıyorum da hani neyin ne olduğunu. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Artık bu evden taşınıyoruz arkadaşlar. Böyle şimdi hızlıca ben işlerimi yapmaya çalışayım. Onları bir halledeyim. Her yeri bir toparlayayım. Ondan sonra yani böyle elimden geldiği kadarıyla sizinle paylaşmaya çalışacağım. Hadi gelin hızlıca şuraları toparlayalım. Niye açamıyorsun? Arkadaşlar şimdi şurayı boşalttım. Bunları bıraktım hani yemek falan yeriz diye. Bunları da en son çıkarken koyacağım kolye. Şöyle bir de bunları bıraktım. Sıra geldi bu tarafa. Şöyle bu. Burayı hiç görmüyorum. Burayı dağıttım bayağıca. Şu üst kısımları falan da şöyle görebiliyor musunuz? Boşalttım. Sadece bir tozunu falan alacağım. Şuraya biraz kreker falan dökülmüş. Onları temizleyeceğim. Onun dışında biliyorsunuz zaten dolapları falan temizlemiştim bayram temizliğinde. Sadece birazcık kreker dökülmüş olabilir. Neyse orayı da halledeceğim. Buraları da toparlayacağım. Son olarak şöyle buzdolabının üzeri kalıyor. Bunlar sıkıntı değil. Bunları hemen bir poşetin içine de atarız. Burası kalıyor. Buzdolabının içi falan kalıyor. Onları da hızlıca halledeceğim. Sonra geçeceğim kıyafetleri yerleştirmeye. Böyle. Haydi bakalım hızlıca yapayım şurayı. Evet anneciğim. Tamam,
Arkadaşlar ben bugün bir yandan evi topladım. Annemler de geldi sağ olsunlar. Bir yandan kolledim derken çok fazla video çekemedim. Çünkü evin içi aşırı derecede sıcak. Biliyorsunuz ben de tesettürlü olduğum için böyle yazmayı kapatıp da video çekmek biraz sıkıntı olurdu benim için. Neyse şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Burayı göstermiştim zaten. Şu masanın halini de görüyorsunuz. Buraları da toparlayacağım. Şunları bırakmıştım. Hani yemek yiyoruz işte lazım olur falan diye. Bunları da kaldıracağım. Şöyle koridorun halini göstereyim. Her şeyi buraya yığdık. Böyle. Eşim de bir yandan gardırobu söküyor. Böyle ayakkabıları da toparladık. Bunlar için koli bulamadım. Çünkü koli yok. Tayin dönemi olduğu için. Hangi markete sorduysak diyor ki tayin dönemi. Maalesef gelen koliyi alıyor gidiyor. Biz de bulduğumuz kadarıyla kolledik. Şöyle çocukların odasını da göstereyim. Açamadım bir şey. Buralarda daha toparlanacak. Böyle yani ufak tefekler çoğunlukla toparlandı. Sadece böyle büyükler kaldı. Bunlar zaten çıkacak. Ondan sonra şu halılarda falan yerden direkt kalkar. Böyle. Şöyle göstereyim. Gardıroba eşim söküyor. Böyle. Salonda pek bir şey yok zaten. Burada televizyonu indireceğiz. Kırlentleri arkadaşlar. Ne yapacağım bunları? Koltukların altına koyacağım. Perdeleri çıkaracağım. Bu kadar yani. Çok bir işimiz yok. Ama evin halini görüyorsunuz. Çocuklar da fırsattan istifade. Oyuncakları da yine getirmişler, dökmüşler. Sıkıntı değil ama inşallah hallederiz. Gerçekten taşınmak çok yorucu. Yerleştirmesi ayrı yorucu. Bilmiyorum. Allah yardım etsin. İnşallah bir şekilde hallederiz. Bu evden de taşınıyoruz. Nasibimiz buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar... Ben eşime yardım edeyim. Eşim dolap kapaklarını söküyor. Ondan sonra ben de şimdi çay demledik. Çay hazırlığı yapayım. Yani bardakları falan hazırlayayım. Bir çay içelim. Biraz dinlenelim. Sonra yine devam ederiz. Ama videomuza yarın devam edeceğim. Yarın artık evi götürüyoruz. Yani evi de taşınıyoruz arkadaşlar. Böyle. Aslında de şöyle paylaşmış olayım size. Ay bunu da Eslem sarıymış getirmiş. Neyse. Böyle kendimi ana olarak da çekmiş oluyorum. Öyle. Neyse videoya artık yarından devam ederiz. Birkaç saniye sonra tekrardan görüşürüz. Herkese ikinci günden merhaba. Bugün arkadaşlar gidiyoruz. Ve şöyle devam edeyim istedim. Zaten taşınma süreci zor bir süreç olduğu için çok fazla video çekemiyorum. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Bir yandan sıcak, bir yandan da toplanmaya çalıştıkça daha çok zorlanıyorum. Bu yüzden video çekimleri olmuyor. Bunun için lütfen kusura bakmayın. Elimden geldiği kadarıyla çekiyorum. Şöyle arkadaşlar tezgahın üzerini boşalttım neredeyse. Az kaldı. Şimdi bunları da burada kahve içtik. Ondan sonra bunları yıkayacağım zaten. Şunları da kaldırmayalım. Belki yoruluruz. Öyle kahve içerim. Şunları da zaten yerine koyacağım. Böyle. Az kaldı arkadaşlar. Az kaldı. İşte akşam 4 veya 5 gibi çıkacağız buradan. Böyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar her tarafı. Şöyle dolaplarını zaten temizlemiştim. Burada ıvır zıvır kaldı. Onları kaldıracağım. Şöyle. Bunlar çekmecenin içindeki izler arkadaşlar. Bunlar pislik değil. Böyle her tarafını temizledim. Mis gibi yaptım. Şurayı da göstereyim. Burada da birkaç tane tabak çanam kalmış. Onları da unutmayayım açmışken. Valla orada olduklarını unutmuştum gerçekten. Size gösterince hatırladım. Allah'ım gerçekten taşınmak çok zor ya. Bunlar böyle gidecek. Şöyle evin halini görüyorsunuz. Böyle. Kızların da yataklarını şimdi gidip kaldıracağım. Burada dün akşam gösterdiğim gibi. Böyle. Çok zor, çok. Balkonda zaten bir şey yok. Burayı sadece yıkayacağız.
Şöyle bu sandalyeleri. Hatta şu sandalyeyi de çok güneş vuruyor. Rengi mahvolacak. Bunu hemen bu köşeye alayım. Kaydı. Böyle arkadaşlar. Şimdi gidip geri kalan işlerime devam etmem gerekiyor. Az kaldı. Valla gördükçe daha çok psikolojim bozuluyor diyebilirim. Bunları da böyle bantlayıp birleştirdim. Bu şekilde. Koli bulamayınca böyle oluyor arkadaşlar. Poşetlere doldurdum çoğunlukla. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şöyle kasalar vardı. Kasalara doldurdum. Kahve makinemin kutusunu iyi ki atmamışım. Kahve makinemi ona koydum. Böyle. Şimdi hızlı bir şekilde buraları da halledeyim. Arkadaşlar şimdi şöyle çocukların odasında topluyoruz. Eslem, Ebrar. Ne yapıyorsunuz? Televizyon olmuşlar. Ne yapıyorsunuz kızım? Saçınız başınız dağılmış hep. Şöyle bu da çıkacak zaten. Şöyle buraları da göstereyim. Hep gösteriyorum. Çoğunluğunu topladık. Bu kısmı zaten göstermiştim. Sizinle paylaşmıştım. Eslem de televizyon olmuş. Eslem! Arkadaşlar ben videoma ta 3. günden devam ediyorum. Bir türlü artık çekim yapamadım. Nakliye geç geldi. Ondan sonra evi taşıyacak olanlar geç geldiler. Ta akşam saat 9'da evin böyle yara eşyalarını götürdüler. Ben de şimdi geldim şu ufak tefekleri toparlayacağım. Şuraları falan süpüreceğim. Mahvettiler yani. Böyle evde elektrik de yok. Normal fırçayla temizleyeceğim artık. Şöyle göstereyim. Çoğu eşya gitti. Sadece bunlar kaldı. Bunları da şimdi toparlayıp bir kenara bırakıp hızlıca çıkacağım. Annemlere gideceğim. Oradaydık zaten. Böyle. Şöyle evin halini göstereyim size. Bakar mısınız? Bu evin boş ev turunu falan da çekmemişim. Siz de böyle görüyorsunuz. Size göstermiş olayım. Böyle. Şimdi ben kameramı kapatacağım. Hızlı bir şekilde işlerimi halledeceğim. Sonrasında da annemlere dönerim. Ben şimdi yine çoğunluğunu toparladım. Buraya buzdolabından bir sıvı, artık sıvı diyorum da yağ mı artık bir şey dökülmüştü. Orayı temizledim. Ondan sonra bunları toparladım. Sadece şunu kaldıracağım. Hatta kaldırayım bunu da. Gerek yok artık.
Şöyle göstereyim. Artık bunların sadece taşınması kaldı. Bunu böyle tane poşetin içine koyalım. Şöyle yerleri de süpürdüm. Tertemiz. Bu odayı da boşalttım. Hani şu odayı boşalttım ki arkadaşlar şey olmasın, hani bir de süpürdüm, bir de oraya girip mahvetmesinler. Burayı yeterince mahvolmuş durumda. Her şey birbirine girdi yine. Bir de gidip orada yerleştirmesi var. Allah yardım etsin. Bunlar da ev sahibimizin de. Bu arada buraya da boya alıp bıraktık. Ev sahibimiz boyasını yaptıracak. Böyle biz yapalım dedik. Sonra dedi ki ben yaptırırım. Biz de sadece boyasını aldık. Burası da banyo, tuvalet bölümü. Burada görmüş oldunuz. Şimdi ben şöyle poşeti alayım. Anahtarı falan alayım. Artık çıkayım ben. Hadi gidelim. Buralar tam temizlenmedi arkadaşlar. O yüzden ayakkabıyla gelip çıkıyoruz. Şöyle şunları da koyalım. Biz evi taşıdık ve nakliyeciler bakın ne hale getirmişler. Her şey birbirine karışmışlar. Ben daha burayı toparlamış halim yani. Şöyle yavaştan toparlamaya başladım. Gerçekten çok yoruldum ama ya. Şöyle dolapları falan biraz yerleştirdim bulduğumu. Bu şekilde. Daha yani bunun dekorasyonu falan olur yani. Burayı tencere bölümü yaptım şimdilik. Şöyle yukarı tarafa çıkayım da size göstereyim. Şuraya fincanlarımı dizdim. Böyle. Buraya böyle bardaklık falan yaptım. Bu arada bu bardaklarımın yarısı gitti. Ondan sonra şu tabaklarımdan hepsi gitti. Sadece bir tane kaldı. Bu bardaklarımdan da gitti yani. Yapacak bir şey yok. Kırılanlar oldu. Öyle görüyorsunuz. Ay şuradan bir ineyim de. Yine ev taşıyanlar var. Biz dün akşam geldik. Daha gidip diğer evi temizleyeceğiz. Yani temizlemiştim ama yine de böyle ufak tefek döküntüler kalmıştır. Burası balkonum. Çiçeklerimi koydum arkadaşlar oraya. İnterneti bağladık ama nakil işlemini daha yapmadık. Onu yapacağız. Sadece var görünüyor ama yok tabii nakil işlemi olmadığında. Böyle ufak ufak size göstereyim. Zaten güzel bir ev turu da yaparım inşallah. Şunun da ankastre yerleştirdik ama vidalarına takmadı daha eşim. Böyle. Ay ben bu işin içinden nasıl çıkacağım ya. Diğer odaları da göstereyim size. Çocuklar da oyun oynuyorlar kendilerine. Ne yapıyorsunuz kızım? Görüyorsunuz. Evin haline. Yani çocuk odasının bazalarını falan hepsini atmışlar salona. Salonunkileri yatak odasına, çocuk odasına derken böyle geliyorum anneciğim. Baksanıza. Ne hale getirmişler ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş halletmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Şimdi ben hızlıca bir şekilde. Ya videoda çok fazla çekemiyorum. Aslında en iyisi ben bu videoyu da burada noktalayayım. Şöyle arkadaşlar videomu da artık burada noktalayayım istiyorum. Bir sonraki videoda inşallah yerleştirmiş oluruz. Böyle. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Benim buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz diyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.